Bu arada bugün şöyle ojeler sürdüm pembe. Tabii tam belli oluyor mu olmuyor mu? Bayağı güzel pastelin bir pembesi arkadaşlar. Aloha. Şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce aslında bunu hani parantez açıp söylemem çok doğru olmayacak ama deprem konusuna bir değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü deprem olduğundan beri ben video çekemedim. Bir 3 haftadan fazla olmuştur. Bu konuyu da nasıl ele alabilirim? Yani sanki bunun hakkında benim konuşmam bile çok yetersiz geliyor bana. Orada yaşanan acıları, orada yani sözün çok bittiği bir yerdeyim. Sadece yakınlarını, tanıdıklarını kaybeden herkesin başı sağ olsun diyorum. Ülkece başımız sağ olsun diyorum. Eminim her birimiz yakınlarımızı kaybetmesek bile o insanların kaybettikleri bizim acımız oldu. O acıyı eminim benim gibi kendi içinizde hissetmişsinizdir. Gerçekten depremle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum, evet, ama çok zorlanıyorum. Çok yetersiz kaldık zaten. Hani çok da fazla bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hem sinirleniyorum, hem üzülüyorum. Hem ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Ama hepimize sabır diliyorum. Bugün 28 Şubat bu arada. Bu video birkaç haftaya yayında olacak. Dediğim gibi hani deprem olduğundan beri ilk defa bir video çekiyorum. Ve evet, bu bir eğlence videosu olacak. Ama hepimizin başı sağ olsun ve umarım bir daha doğal afetler tabii ki de olabilir. Zaten deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu tabii ki de olacaktır, olabilir. Umarım olmaz. Olmasa ne güzel olur ama oluyor doğal afetler biliyorsunuz. Umarım gerçekten buna önlem alırız ve hiç can kaybı olmadan, hiç sevdiklerimizi kaybetmeden, bu anlamda acı çekmeden hayatımıza devam ederiz. Çünkü ben şeye inanmıyorum. Orada olan bir şeye gözümüzü kapadığımızda, onu görmediğimizde o olmamış olmuyor. Ve eminim birçoğunuz böyle düşünüyorsunuzdur. Hem insanlar için hem de hayvanlar için derin acı içindeydim. Tabii ki de bu böyle 2 günde, 2 ayda, hatta yıllarca geçmeyecek de bir konu olduğunu düşünüyorum. Bence ülke olarak çok yetersiz kaldık. Yani o binaların yıkılması ne demek? Hani bence bu kabul edilebilir, hani bu kabul edilebilir bir hata değil demek bile ayıp. O yüzden çok fazla yorum yapmayayım ama acınızı paylaşıyorum. Gerçekten kimse kimsenin acısını, hani onu yaşayan bilir. Ama nacizane bu videoyu izleyen özellikle depremzedeler varsa sözün bittiği yerdeyim. Sadece bunu söyleyebilirim. Evet ve birazcık toparlanıyorum ve geliyorum. Bu video aslında bir eğlence videosu. Burçları nasıl tavlarız diye bir video çekmek ne zamandır aklımda vardı ve sizler de özellikle hem Instagram'dan hem de YouTube'dan, hani en çok izlenen videolarımın arasında astroloji videoları var açıkçası. Ve o videoların altına çok fazla işte ben akrebim, aslanla anlaşır mıyım, yok yayım, işte koçla anlaşır mıyım? Çok fazla uyumla ilgili sorular soruyordunuz. Hani şu burç şu burçla uyumlu mudur diye. Ben de bir arkadaşımız ya da birkaç kişi bana söylemişti hani böyle burçları nasıl tavlarız, hangi burç hangi burçla böyle nasıl tavlanır, nasıl anlaşır, böyle bir video çeksen harika olmaz mı falan demiştiniz. Ben de eğlence amaçlı böyle bir videoyu çekmeyi açıkçası seçtim. Çünkü en nihayetinde böyle ciddi bir video ya da ciddi ciddi size böyle astroloji anlatarak ele alacağım bir video olmasını istemiyorum. O yüzden de zaten astroloji videolarımı bir süredir izliyorsanız astrolog olmadığımı da biliyorsunuzdur. Yeni izleyenler, ilk defa bu video ile beraber benimle tanışanlarınız varsa ve astrolojiye de meraklıysanız, ben 2,5 sene kadar eğitim aldım. Onun dışında da işte değişik seminerlere, workshoplara katıldım. Ama astrolog değilim ya da böyle 4 sene, 5 senelik okulları tamamlamadım. Hani bunu söyleyeyim. Tabii ki de çok okudum, çok araştırdım. Astrolojiye zaten merakım var.
Ama kendimi hani ben bir astroloğum diye tanımlamıyorum. Çünkü böyle demek bence astrologlara da saygısızlık olur. Bilgilerimi, deneyimlerimi, görüşlerimi sizlerle nacizane diğer videolarda paylaştım zaten. Bu videoda da dediğim gibi eğlence amaçlı burçları nasıl tavlarız bunu bir ele alacağım. Öncelikle bu videoya başlarken birkaç noktaya değinmek istiyorum. Tabii ki de işte şu burç, şu burçla nasıl, daha doğrusu işte Koç burcu, Boğa burcu nasıl tavlanır? Bu videoda buna yer vereceğim ama özellikle beni biliyorsanız, astrolojiye yaklaşımı biliyorsanız sadece burç değil, bütün haritanın etkili olduğunu artık biliyorsunuzdur. Özellikle çok ilk başladığım zamanlarda, artık 4 sene oldu neredeyse, doğum haritası analizi nasıl yapılır diye bir video çekmiştim. Birçoğunuza karışık geldi. Hatta bunu detaylı anlat da dediniz bana. Yani bu videonun altına arkadaşlar astroloji ile ilgili sorularınızı sorun. Bütün sorularınızı, hani aklınıza gelen her şeyi, belki bu videonun altına gelen sorulardan bir soru cevap videosu çekerim. O böyle bir kenarda dursun ama şunu diyeceğim, haritanın bütünü önemli. Şimdi birine senin burcun ne diye sorduğunuzda aslında senin güneş burcun ne diye soruyorsunuz. Ama haritada hem gezegenlerin, mesela Venüs'ü hangi burçta, Merkür'ü nedir, hani Merkür'ü hangi burçta, işte açılar önemli, dereceler önemli. Bunun yanı sıra 12 tane ev var, o 12 evde hangi burç var, bunlar önemli. Yani biraz böyle hani... çok ilgili değilseniz karmaşık gelen bir konu ama bu videoda dediğim gibi genel olarak haritada Koç baskınsa Koç'u nasıl tavlarsınız ya da Boğa baskınsa Boğa'yı nasıl tavlarsınız, bu şekilde ele alacağım. Siz de bu açıdan dinlerseniz sevinirim. Çünkü bana şöyle yorumlar da çok geliyor. İşte Kardelen, hani Koç burcunu anlattın ama işte bana tam uymuyor. Ya da ben işte ikizlerim ama anlattıklarım bana tam uymuyor. Tabii ki de tam uymaz. Eğer sizin haritanızda ikizler burcu olsanız bile yengeç daha baskınsa, mesela MC'niz yengeçtir, işte birkaç gezegeniniz yengeçtedir, ne bileyim 12 evde yengeç vardır ya da su grubu vardır, siz ikizler olmayabilirsiniz ya da onu o kadar baskın hissetmeyebilirsiniz. Bununla ilgili çok soru geldiği için buna da böyle kısacık değinmek istedim. Ve özellikle burçları nasıl tavlarız videosunda arkadaşlar karşınızdaki kişinin Venüs'ü hangi burçta, bunu sormanızda fayda var derim. Bana sorarsanız hem Venüs'ünü öğrenin hem de Ay burcunu öğrenin. Çünkü Venüs zaten kanalda, hani astroloji oynatma listesinin altından bakabilirsiniz. Venüs tam olarak neyi anlatıyor? Venüs burçlarda diye bir video çekmiştim ve Ay'ın da burçlarda olduğu. Oradan detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz diyorum. Ve artık çok uzatmadan videomuza başlıyorum. Şimdi Koç burcunu öncelikle hatırlamakta fayda var. Ve zaten bence burçları böyle hatırlaya hatırlaya gidelim. Koç, ateş, elementi ateş, öncü bir burç ve aynı zamanda da Mars gezegeninin etkisinde. Koç'un özelliklerine baktığımızda aslında liderlik, maceracı, yani liderlik özelliği var, maceracı bir burç. İlk adımı atmakta sıkıntı yaşamaz genel olarak. Ağzına geleni söyleyebilir, yani dobradır, sözünü esirgemez. Bunun yanı sıra Koç burcunu nasıl tavlarız diye sorduğunuzda, mesela koçlar ilk adımın atılmasından hoşlanırlar. Kendinizi çok fazla naza çekerseniz kaybedebilirsiniz diyeceğim çok kabaca. Bunun yanı sıra bir koçla beraberseniz hani ani çıkışlarının olabileceğinin de bilincinde olmanız iyi olur. Çünkü koç mesela kindar değildir ama böyle bir anda yükselebilir. Herhangi bir konuda böyle ne diyorsun, olmaz öyle falan diye, ya da böyle normal konuşmada bile bir anda tutkulu olarak böyle sizinle tartışmaya girebilir. O anlarda daha sakin olmanızda fayda var. Çünkü siz de mesela... Aslanlar koçla genel olarak çok anlaşmayabilir. Çünkü koç da ben der, aslan da ben der. Dolayısıyla orada çatışma olabilir. Bir koçla beraberseniz özellikle alttan almaya ve onu tavlamak için, daha doğrusu bu videonun konusu burçları nasıl tavlarız olduğu için, bir koçu tavlamak için alttan almanızda fayda var. Ve benim size söyleyeceğim, ilk adımı atmaktan çekinmeyin. Onu olabildiğince, çünkü koç anlatmayı sever, siz de iyi bir dinleyici olun. Ve aynı zamanda da alttan alın, daha sakin kalın derim. Özellikle tavlama sürecinde. Ve başka da böyle hani aklıma geliyor mu diye hep bir düşünüyorum ama dediğim gibi hani çok uzamasın diye böyle kısa kısa ele alacağım. Ekstra sorularınız olursa yorumlara yazarsınız. Oradan zaten soru cevap yaparız gerekirse. Ve sıradaki Boğa burcuna geçiyorum. Boğa burcunun elementi toprak, sabit bir burç ve aynı zamanda da gezegeni Venüs.
Şimdi boğalar genel olarak böyle estetikten hoşlanırlar. Beş duyusunu en iyi kullanan burçtur ve bu beş duyu derken işte dokunma, koklama, işitme, görme ve duyma. Herhalde hepsini ele aldım. Yani bir boğayı tavlamak için siz mesela bir kahve içiyorsunuz ya da ilk buluşmaya gittiniz. Hani ona böyle küçük dokunabilirsiniz. Belki tabii yüzüne, yanağına falan değil ama aa öyle mi diye mesela eline dokunabilirsiniz. Ya da aa bu işte kahvenin kokusu ya da her neden konuşuyorsan işte parfüm mesela o gün parfümü biraz abartabilirsiniz. Çünkü o boğa burcuysa buluşacağınız kişi ve tavlamak istediğiniz kişi o parfümünüzden hoşlanırsa size bir tık daha bir tık daha fazla çekilim duyabilir. Dolayısıyla bu anlamda hani beş duyusunu en iyi kullanan burçtur. Ya da işte mesela yine ilk buluşmadan yola çıkayım bir müzik çaldı ya da bir şarkı çaldı. Aa bu şarkı ne kadar güzel, en sevdiğim şarkıdır dediğinizde hani ona da dinlettiğinizde onu da o aklında kalabilir ve o bir anı olabilir. Yani boğalar buna çok önem verir. Bütün burçlar arasında beş duyusunu bu anlamda en iyi kullanan burçtur. Bunun yanı sıra inatçıdırlar ve özellikle bir boğayı yine tavlamak için onunla çok inatlaşmamakta da fayda var. Bunun yanı sıra sabırlıdırlar, güzelliğe önem verirler, sakindirler ve daha yavaş hareket ederler arkadaşlar. Hani genel olarak boğa baskınsa bir haritada böyle onları çok hani bir yay gibi, kova gibi ya da bir koç gibi, ikizler gibi böyle çok hızlı hızlı hareket ederken hani böyle bir anda oradan buradan bahsederken bulmazsınız. Daha sakin ilerlerler ve ağırdan alırlar. Özellikle bir boğayı tavlamak için çok hızlı hareket etmemekte. Hani koçta dedim ya böyle atık, yok atık denmez. Ne denir? Daha lider gibi böyle daha hemen siz bir atak. Atakta bulunabilirsiniz ama boğada bunun tam tersini yapmanızda fayda var. Çünkü bu geri teper. Hani boğayı tavlayacağım derken elden kaçırabilirsiniz. Bu arada şimdi ben böyle bahsediyorum. Hani çok basit gibi gözüküyor böyle anlattığımda ama dediğim gibi bu bir eğlence amaçlı çektiğim bir video olduğu için hani siz de bu anlamda bu şekilde hani bu bir eğlence videosu diye dinlerseniz çok sevinirim diyorum ve İkizler Burcu'na geçiyorum. İkizler Burcu'nun elementi arkadaşlar hava ve değişken bir burçtan bahsediyoruz. Gezegeni de Merkür. Şimdi ikizler inanılmaz derecede zekidir, akla önem verir ve aynı zamanda maymun iştahlı olabilirler. Bunu genelde söylediğimde hani diğer videolarda çok fazla geldi bu yorum. İşte Kardelen ben maymun iştahlı mıyım? İşte biz ikizler hiç maymun iştahlı değilizdir. Biz işte sevdiğimiz şeyin peşinden gideriz yaparız. Tabii ki bunu kötü anlamda söylemiyorum ama böyle birçok şeyi denemek isterler. Yani maymun iştahlılık vardır ikizlerde. İletişimleri genel olarak çok güçlüdür. Hızlı konuşabilirler, hızlı kavrarlar. Ve aslında kova da böyledir. Zaten ben kova olduğum için ve Merkür'üm de kova olduğu için ve yükselenim de kova olduğu için arkadaşlar bu kadar zorlanıyorum. Böyle daha hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Olabildiğince yavaş anlatmaya çalışmak beni biraz yoruyor. Yani bu benim naçizane artık kendi tırnak içinde sorunum. Ama tabii ki de YouTube'da video çekerken öyle deli gibi hızlı da konuşmamakta fayda var. Neyse şunu diyordum. İletişimleri güçlüdür. Bir ikizleri tavlamak için çok yavaş, çok böyle mıymıy konuşursanız bayağı elden kaçırırsınız. Hatta hadi bir daha görüşmeyelim artık başka bir dünyada, başka bir gezegende sana hoşça kal falan diyerek uzaklaşabilirler. O yüzden bir ikizler burcunu nasıl tavlarız diye sorduğunuzda aklınızla, zekanızla, iletişiminizle, değişik konulardan bahsetmenizle tavlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra çabuk sıkılırlar. Yani mesela bir konudan böyle bir saat, iki saat bahsederseniz mesela Başak bunu yapabilir çünkü çok detaycıdır. İkizler ay çok sıkıldım artık falan diyebilir ve genellikle de çok dürüstlerdir. Ama yine biraz böyle çocuk gibi oldukları için de çoğu zaman önce konuşurlar sonra düşünürler. Bu arada hani böyledirler diye böyle olmaları gerekmiyor. Zaten bunu yani bu yönlerini geliştirdilerse ve patavatsız değillerse bu anlamda çok iyi. Çünkü yani gelişmemiş boğa ve gelişen boğa ya da gelişmemiş ikizler ve gelişen ikizler diye de böyle noktalar var. Yani o burcunuzun artı yönlerine ne kadar kayarsanız zaten kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Bunu da böyle parantez içinde belirteyim. Kısacası bir ikizleri tavlamak için çok detaya girmemekte, değişik konulardan bahsetmekte,
aklınızı, zekanızı aslında biraz ortaya koymakta, göstermekte fayda var. Şimdi Yengeç Burcu öncelikle su elementine sahip. Öncü ve ay, gezegeni ay. Daha doğrusu ay zaten bir gezegen olarak da bazı kaynaklara göre geçiyor, geçmiyor. Neyse. Ama ayın etkisinde yengeç. Şimdi yengeçten bahsettiğimiz zaman zaten duygulardan bahsediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda aile. Çok iyi anne baba olurlar. Yine bütün burçları içinde hani en iyi anne, en iyi baba olan burç yengeçtir. Bu tabii ki de genel tanım. Yoksa yani sadece burca bakarak aman en iyi anne şu burçtan olur demek. Ya dediğim gibi bu bir eğlence videosu. Ben de size çok genel tanımlarla zaten bahsediyorum. Bunun yanı sıra yengeç beslemeyi sever. Yani mesela bir yengeci nasıl tavlarım, kardelen bana akıl ver diye sorduğunuzda ben onu çok güzel bir yere yani çok güzel dediğim onun damak zevkine hitap edecek bir yere götürebilirsiniz derim. Ya da yengecin aslında hani o kişi yengeç burcu olduğu için tavlamak istediğiniz böyle nereye gidelim, beni böyle ellerinle sen mi beslesen falan, tabii ki de yakınlık derecenize bakarak hani ona göre konuşarak o şekilde ilerlemenizde fayda var. Çünkü yengeç sizi böyle sarıp sarmaladığını hissederse kadın ya da erkek, yani ona o duyguyu aslında yaşatırsanız ve duygularını sizinle ifade edebildiğine, size bu anlamda açılabildiğini anlarsa, görürse onu tavlama şansınız çok daha artar. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra korup kollar ve pasif agresif tepkiler verebilir. Şimdi ben açıkçası bu benim nacizane fikrim. En çok yengeçlerle ilgili zorlanıyorum ve duygularını, düşüncelerini böyle dile getirmedikleri için zorlanıyorum arkadaşlar. Çünkü hani bir kova, ikizler, yay, koç nasıl çok kolayca dile getirirse duygularını, hatta aslan da öyle. Yengeç de balık ve yengeç özellikle en çok içine atmaya meyilli burçlardır. Dolayısıyla da hani kırılırsa, alınırsa bunu size söylemeyebilir. Nasıl tavlarız noktasında onu gücendirecek, onun alınabileceğini düşündüğünüz bir şey yapmayın derim. Artık hani ilk buluşmadan önce ya da hani bir ilişkiye başladıysanız bir şekilde biraz tanıyorsunuzdur. Ve o noktada onun alınabileceği yerler neresi, ona bir bakmakta ve ona göre davranmakta fayda var. Aynı zamanda genel olarak yengeçler alıngan olabilir. Bu arada sevdikleri zaman gerçekten çok iyi severler. Yani bir yengecin sevgisini çok hissedersiniz ve sizin için yapmayacağı çok az şey vardır. Bunu da söyleyeyim, eğer ki gerçekten sizi seviyorsa ve hayatına bu anlamda almışsa. Genel hatlarıyla bunlar. Zaten hani daha önce de söylediğim gibi daha ekstra sorularınızı yorumlara yazın, oradan ilerleriz. Aslan burcuna geldiğimiz vakit, aslan ateş elementine sahip sabit bir burç ve aynı zamanda gezegeni de güneş. Ve aslan dediğimizde benim aklıma hep işte Jennifer Lopez, Madonna gibi böyle ünlüler geliyor. Çünkü aslan burcu onlar ve böyle hep bir sahne, sahnede olmak, oyuncular, aktörler, aktrisler genelde, hani tabii ki de her burçtan var ama sahne ışığı olan insanlar genelde aslan burcu olabilirler derler. Güneş gezegeninde, gezegenin etkisinde oldukları için. Pohpohlanmayı çok severler, ilgi alaka görmeye bayılırlar. Böyle diyorum, aslan burcu videomun altında da ne yorumlar gelmiş. Yani gerçekten çok tatlısınız. Ben o videolarda şunu bilin, hani hiçbirinizi asla bir yerme amacım yok. Hani öyle algılayanlarınız oluyor gibime geliyor. Ben yargılamıyorum. Ama nacizane hani artı ve eksilerinden böyle bahsediyorum kendimce. Bunun yanı sıra aslan dediğim gibi onaylanmayı sever, onaylanmaktan hoşlanır, hep kendisini anlatmayı sever. Bir aslanı nasıl tavlarım diye sorduğunuzda da onun kendisini övmesine izin verin, siz onu övün. Ve genel olarak iyi bir dinleyiciyseniz aslanla anlaşma ihtimaliniz artabilir, bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra yani kendisini anlatmaktan hoşlanır ama biraz da şuna da bakmakta fayda var. Çünkü gelişmemiş bir aslansa hep kendini anlatır. Orada siz onu hani ne kadar istiyorsunuz ya da böyle bir ilişki size uygun mu ya da böyle bir etkileşim, hani bunu ilerletmeyi seçiyor musunuz? Çünkü gelişkin bir aslan dinlemeyi de öğrenir ve dinlemekten de hoşlanır arkadaşlar. Hani o yüzden hani kendinizden de bahsedin ve sizi ne kadar dinliyor ona da bir bakın derim. Bunun yanı sıra aslanlarla ilgili dobradırlar. Hani düşündüklerini genel olarak söylerler. Aslan genelde hani kırılır mı, üzülür mü diye çok düşünmez. Tabii koç daha fazladır. Hani bu anlamda koç hiç düşünmez. Ağzına geleni söyleyebilir. İkizler de öyle. Ama aslan bu anlamda bir tık daha düşünür ama üçüncü sıradadır diyebilirim.
Aslanın en büyük özelliği dediğim gibi yani onun aslında o ilgiyi almasına alan olmak en önemli noktası. Ve çok da iyi anlatırlar. Yani mesela eğitimci olurlarsa gerçekten çok iyi. Yani yaptıkları işi iyi şekilde sürdürebilirler. Aslanların bu özelliğini ben hayatımda tanıdığım aslanlarda da görüyorum. Onu desteklerseniz ondan da destek görürsünüz. Bunu da biliyorum. Bu şekilde kısaca anlatabilirim. Başak Burcu toprak elementine sahip, değişken ve aynı zamanda Merkür gezegeninin etkisinde. Başak'la ilgili zaten ilk bilmemiz gereken noktalardan biri çok detaycı oldukları ve yardım sevdikleri. Yani yardımseverlik, hizmet etmek, birilerine iyiliklerinin dokunması ve zaten hani hemşireler, sağlık çalışanları. Yani hizmetle ilgili genelde hizmet sektöründe çalışan birçok insanı Başak olabilir. Çok keyif alırlar bundan. Bunun yanı sıra eleştirel yaklaşımları olabilir, mükemmeliyetçi olabilirler. Hani Merkür'ün etkisinde ama ikizler Merkür gibi işlemiyor burada. Burada Başak burçları daha mesela sabırlıdır. Daha yavaş, daha ağırdan hareket ederler. Çünkü farkındaysanız ikizler havaydı, Başak toprak elementine sahip. Çok sabırlı bir burçtur. Başak ve Oğlak burçları çok sabırlıdır. Akrep de keza öyledir, seçtiği zaman tabii ki. Başak'ı nasıl tavlarım diye sorduğunuzda iyi bir dinleyici olmanız şart. Başak mesela sözünün kesilmesinden hiç hoşlanmaz. Detay anlatabilir ve o detay ya uf hadi sıktın artık falan diye yaklaşırsanız bundan da hoşlanacağını düşünmüyorum. Mükemmeliyetçi olduğu için siz ona belki yetersiz gelebilirsiniz. Hani böyle aslında bu konuda Başakların biraz kendisini geliştirmesinde fayda var. Çünkü hiç kimse kendileri dahi dört dörtlük değiller. Yaptıkları işi ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyarak yaparlar. Başağın aslında hizmet etmesine izin vermeniz lazım. Ona hizmet edin demiyorum bakın. Onun hizmet etmesine size izin vermeniz lazım. Mesela bir gittiğinizde bir yere kadın ya da erkek aslında tabii ki toplumumuzda hani hesabı erkek ödemeli diye bir algı var hala ama ben yani bunların çok her zaman böyle bir doğru vardır, o doğrudur diye yaklaşılması taraftarı değilim. Size ne hafif geliyorsa, siz neyi seçiyorsanız doğru diye bir şey varsa bence doğru odur. Ama tabii ki de hani kadınların anlıyorum hani böyle koruyup kollanmış hissetmeleri de hoş gelebiliyor ya da böyle bir hani sırtını böyle yapmak vardır ya bir erkeğin hesap ödemesi bazıları için öyle de gelebiliyor bunu da çok anlıyorum. Şuna geleceğim bunu da neden açtım? Mesela bir Başak'la özellikle ilk buluşmaya çıktığınızda onun hesap ödemesine mesela izin verebilirsiniz ki o size hizmet etmiş gibi hissetsin kendini. Ya da mesela eşiniz olursa ileride o evi süpürebilir yani sizin için yemekler yapabilir yani yeter ki ortada bir size bir şey sunmak olsun bundan keyif alır. Bunun yanı sıra sanırım hani kısaca söyleyeceklerim bunlar çünkü daha düşünürsem aklıma bir şey gelecek şu anda da gelmesin çünkü o zaman video uzayacak o yüzden Terazi burcuyla devam edelim. Terazi burcundan bahsettiğimiz zaman arkadaşlar öncelikle hava elementine sahip Öncü ve Venüs gezegeninin etkisinde olan bir burçtan bahsediyoruz. Terazi kadınları da erkekleri de Tarkan, Hülya Avşar şu an ilk aklıma gelen isimlerden. Aslında Aslan da mesela Sibel Can Aslan da o aklıma geldi. Teraziler genel olarak çekici insanlardır. Hani bu sadece görsel değil, auraları da vardır. Yani terazinin ve özellikle boğanın, aslanın böyle bir çekiciliği, hani bir karizması vardır. İlk bakışta bir göze çarpan bir enerjisi vardır. Terazi ve ikizler en çok kararsız kalabilen iki burçtur. Yani iki kişi arasında da kalabilirler. Bir teraziyi iyi aslında tavlamak için ne kadar adaletli olduğunuzdan bahsedebilirsiniz. Kesinlikle görünümünüze önem vermeniz gerekiyor. Öyle hani aman da bugün işte saçlarımı yapmayayım aman da belki böyle hani tabii abartı da değil öyle küpeler takın saçlarınızı yapın anlamında söylemiyorum. Ama genel olarak bir görünüşünüze dikkat ederek o kişiyle buluşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra kararı ona bırakmamakta da sanki fayda var. Çünkü terazi burcu çok kararsız kalabileceği için siz daha böyle lider davranırsanız onu bir tık daha etkileyebilir. Ama aslında burada şey de devreye giriyor. Şimdi terazi de öncü.
orada onunla çatışmamasını düşünmenizde de fayda var. Yani onu dengeli bir şekilde yapmanızda fayda var. Rutin sevmez. O yüzden yani hep böyle aynı şeyleri yapmaktan hoşlanmayabilir terazi burçları. Aynı zamanda dürüsttür. Yani aklına geleni böyle hemen söylemez ama sözünü de esirgemez. Ve hani bir şey kırılırsa da ya da ona uymazsa bunları da ifade etmekten çekinmez aynı şekilde. Bu arada bir terazi ile beraberseniz şöyle bir şey daha var. Bunu boğa da yapabilir. Özellikle terazi ve boğalar için konuşuyorum. Mesela tarzınızı değiştirmek istiyorsunuzdur. Farklı şeyler almak istiyorsunuzdur. Yani giyiminiz, kuşamınızda özellikle ya da evinizle ilgili. Bu konularda size çok seve seve yardımcı olabilirler genel olarak. Hani bundan da keyif alırlar. Üretmek, yaratmak terazi burçlarının çok hoşuna gider. Yaratıcı şeyler, farklı şeyler. Bu anlamda da hani eğlencelidirler diyebilirim. Kısacası Akrep burcu zaten su elementine sahip, sabit bir burç ve Plüton gezegeninin etkisinde arkadaşlar. Akrepler inanılmaz derecede gizem severler. Yani gizemlidirler. Bu onların doğasında vardır. Çok iyi sır saklarlar. Yine bütün burçlar arasında en iyi sır saklayan burç Akrep'tir. Akrep dostunuz varsa onu şöyle bir kenara bence koyun. Yani çok da özel bir yere koyun. Çünkü bana sorarsanız bu benim nacizane fikrim. Akrep, Kova ve Başaklar, Oğlaklar da buna katılabilir. Bu dört burç özellikle çok çok iyi dost olur. Tabii ki diğer burçlardan olmaz demiyorum şimdi buraya çekmeyin. Ama ilk dört burç bana göre bu. O yüzden Akrep'in ben özellikle dostluklarını çok severim. Sevdikleri zaman çok severler. O yüzden bir Akrep'i tavlayıp tavlamayacağınıza en başta net karar verin. Çünkü eğer o size tavlanırsa ve gerçekten aşık olursa Akrep öyle hani bugün senden hoşlanıyorum, seni sevdim, yarın seni sevdim gibi çok davranmaz. Bir kişiyi seçer, Başak gibi bu anlamda ya da Oğlak gibi ve ona derin duygular hissederse de ondan kopması kolay olmayabilir. Ve zaten hani kindar ve intikamcı diye de geçer bilirsiniz belki akrepler. Bu noktada kopmakta zorluk da yaşayabilir. Bir akrebi tavlamak için ona bir kere dinlendiğini hissettirmeniz lazım ve onun sizin hakkında aslında verilere sahip olması lazım. Çünkü akrep gözlemlemeyi çok sever ve ona aslında böyle o her ne kadar o gizemli olsa da siz çok gizemli olursanız onun kafasında şüphe uyandırabilirsiniz. O yüzden bana sorarsanız akrebe karşı biraz açık olmakta fayda var. Bunun yanı sıra dediğim gibi tutkulu severler. Hani siz de böyle hiç tutkulu bir insan değilseniz belki anlaşmayabilirsiniz bu anlamda. Ve bir akrebe yanlış yapmayın. Mesela en yalan söylenmeyecek burçlardan biri arkadaşlar akreptir. Eğer siz diyorsanız ki Kardelen ben genel olarak yalan söylerim, beyaz yalanlar severim, bir şey de olmuyor. O zaman bence bir akrebi nasıl tavlarım diye hiç sormayın derim. Hiç gerek yok, o topa girmeyin. Ama genel hatlarıyla böyle. Ve akrepler yine sadıktırlar. Yani akrep ve oğlak gerçekten sadık olur, severse. Bence zaten herkes severse sadık olmalı ve yani bir ilişkideyse zaten sadık olunmalı. Ama bu bir kenara, hani akrep cidden onu hayatının merkezine koyar. Aslında böyle demem daha mantıklı olur. Bu şekilde bahsedebilirim. Yay burcuna geldiysek arkadaşlar ateş elementinden bahsediyoruz. Değişken bir burç ve Jüpiter gezegeninin etkisinde. Yaylar ele avuca sığmaz. Ve bana sorduğunuzda hani Kardelen, hani soruyorsunuz ya işte şu burç şu burçla anlaşır mı, şu burcu nasıl tavlarım falan falan. Zaten bu burcun konusu tavlamak. En zor tavlayabileceğiniz burç yay. Bence ikincisi de ikizler. Zaten hani birinin gölge yanı, hani ikizlerin gölge yanı, yay yayın gölge yanı ikizler. Neden diye sorarsanız arkadaşlar yay evet ele avuca sığmaz. Çok maceracıdır. Aynı zamanda eğlencelidir. Değişikliklerden çok hoşlanır. Bir şeyleri anlattığı zaman aslında yalan olmaz ona göre, abartmayı sever. Hani ilgi alakayı sever. Bir ortama girdiğinde öyle hikayeler anlatır ki doğrudur o hikaye ama abarttıkları yönler de vardır. Ve hani çok böyle aralara serpiştirdiği için aslında ona göre yalan olmayabilir. Hayalperestlerdir. Daldan dala atlayabilirler. Birçok hobisi vardır. Yani gerçekten hani yayların genel olarak bir iş yapıp ve böyle bir hobisinin olması pek mümkün değildir. Bunun yanı sıra araştırmacı olurlar genel olarak. Okumaktan, işte izlemeden, yani film falan çok seyredebilirler, çok fazla kitap okuyabilirler, değişik hobileri olabilir, yenilikçilerdir ve çabuk sıkılırlar.
O yüzden de hani bir yayı nasıl tavlarım diye sorulduğunda ben genel olarak macera derim. Yani maceradan hoşlanıyorsanız bu konularla ilgili şeylerden bahsedebilirsiniz. Ya da ne bileyim hani beraber bungee jumping yapalım değil belki hani. Ama işte böyle hiç keşfedilmemiş bilmem neresi varmış biliyor musun? İşte yemek yemek için. Ben de hep yemekten bahsediyorum. Aç da değilim. Ya da böyle gezilmesi görülmesi gereken bir yer İstanbul'da ya da Türkiye'de nerede yaşıyorsanız hani oraya davet edebilirsiniz. Böyle bir yenilik, macera, farklı konular sizinle bir kere bir ay iyi konuşabiliyorsa, size kendini anlatabiliyorsa o zaman yani o iletişimin gelişmesi çok muhtemel olabilir. Çünkü yaylar genel olarak konuşmayı da çok severler, anlatmayı da çok severler ve dinlemeyi de çok severler. O yüzden bunları dikkate almakta fayda var. Oğlak burcuna geldiğimiz vakit Oğlak toprak elementine sahip öncü bir burç. Aynı zamanda da Satürn gezegeninin etkisinde. Zaten Oğlak dediğimiz zaman sabırlı olmaktan bahsediyoruz. Çalışkan, disiplinli olmak, sadık olmaktan, aynı zamanda sözünün eri ve güvenilir olmaktan da bahsediyoruz ve rutin de sever Oğlaklar. Yani tabii şimdi böyle dediğimde ay bu Oğlaklar da çok mu sıkıcı gibi duyulabilir. Bence Oğlaklar sıkıcı değil arkadaşlar. Sadece farklılar. Yani ben kendim için en azından ben kovaya kova olduğum için mesela Oğlak'la çok iyi anlaşamayacağımı düşünürdüm ama haritanın bütünü dediğim gibi önemli. Yani bir kişi Oğlak'tır ama tepe noktası mesela Kova'dır. O zaman anlaşabilme olasılığınız artar ya da onun zaten genel karakteri tam Oğlak olmayabilir gibi gibi noktalar var. Neyse, şimdi bir Oğlağı tavlamak isterseniz bir kere böyle daldan dala atlayan biri çok fazla olmamanızda fayda var. Ve size güvenilir biri olduğunuzu bilmesi lazım. Yani kesinlikle zaten ilişkileriniz böyle çok fazla flörtünüz olduysa bir Oğlağa bence bunlardan bahsetmeyin. Çok hoşlanmayabilir. Çalışkansanız ve disiplinliyseniz bundan ekstra hoşlanabilir. Oğlaklar öyle ben bütün gün yatarım hiç de çalışmam ya falan diyen biriyseniz ya da hantalsanız Oğlak onu sevmeyebilir. Genel olarak aslında Oğlaklar sanırım en az yani nacizane şöyle terazilerle anlaşır gibime geliyor. Ama yani buram buram teraziden bahsediyorum. Bunun yanı sıra Oğlaklar dediğim gibi çalışmayı sever, beraber üretmekten de hoşlanırlar. Bu şekilde sanıyorum şimdilik yeterli olur. Kova burcuna geldiysek, Kova hava elementine sahip sabit bir burç ve aynı zamanda da Uranüs gezegeninin etkisinde. Kova orijinal, değişik, böyle uçarı kaçarı, farklı fikirlerden hoşlanan, kesinlikle rutin sevmeyen, o da maceracı. Ama değişik böyle hani yay mesela macera olsun ne olursa olsun modundadır ama Kova uçarı kaçarı macera böyle değişik şeyler olsun. En bulunmayanı ben bulayım, en söylenmemiş sözü ben söyleyeyim. Hep böyle bir enin peşinde olma hayali vardır. Aslında yine bana sorarsanız bunu kendimden de çok iyi biliyorum. Bu anlamda bu çok yorucu olabiliyor ve mükemmellik arayışı da vardır bu anlamda kovalarda. Bunun yanı sıra eğlenceden hoşlanır, cool'dur. Şu da var bakın ben size kovalarla ilgili çok önemli bir ipucu vereyim. Bir kere bir kovayı tavlamak isterseniz sakın ama sakın sana ölüyorum bitiyorum aman böyle bir aşk yok falan gibi yaklaşmayın. Duygularınızı böyle deli gibi ilk başlarda ifade etmeyin. Gerçekten bu çok önemli çünkü bence hani birçok burca bu geçerli. Belki bazı burçlar bundan etkilenebilir ama genel olarak en böyle bundan hoşlanmayacak burç kovadır. Size bunu söyleyeyim. Mesela bir kova ne kadar etkilenir, ne kadar hoşlanırsa genel olarak o kadar size hoşlanmıyormuş gibi davranabilir. Böyle bir cool, soğuk, bu kız ya da bu erkek de benden hiç hoşlanmadı galiba ya diye bir şey olabilir kafanızda. Kovalar böyledir. Hatta buzlar kraliçesi, buzlar kralı diye de geçer. Belki yine bilenleriniz vardır. O yüzden hani en başlarda onun böyle aman çok cool bu çocuk ya da bu kadın derseniz o görünüşe aldanmayın. Onun içinde ne fırtınalar kopar siz bilemezsiniz. Ama genel olarak böyle ilk başlarda hani kovayı tavlamak için çok uçarı kaçarı şeylerden bahsedebilirsiniz. İşte hani tabii ki de ben bir buluş yapıyorum, buluş yaptım gibi değil ama mesela farklı hobileriniz varsa,
farklı kitaplar okumaktan, filmler izlemekten hoşlanıyorsanız, yani işte sadece romantik komedi değil de bilim kurgu da, fantastik de, ne bileyim, aşk şeyleri, filmleri, kitapları ve farklı alanlardan hoşlanırlar. Bunun yanı sıra dediğim gibi, yani öyle duygularınızı hemen açmayın. Hep böyle duygulardan bahsetmeyin. Böyle çok duygusal biriyseniz de kovalar bundan, sonuçta mantık insanıdır genel olarak. O yüzden hoşlanmayabilirler. Ama videonun başında dediğim gibi Venüs ve Ay burcunu da öğrenmekte karşınızdaki kişinin fayda var. Özellikle ben kardelen şu kişiyi nasıl tavlayabilirim dediğinizde Güneş burcu, Venüs'ü ve Ay'ını öğrenin derim. Ona göre konuşalım, ona göre düşünün, ele alın derim. Ve arkadaşlar, yine sandığımdan ve umduğumdan daha uzun bir video olduğu için artık son burcumuzla yavaştan bu videoyu kapatıyorum. Balık burcuna geldi sıra. Balıklar su elementine sahip, değişken ve aynı zamanda Neptün gezegeninin etkisinde olan bir burç. Hayalperestlerdir. En hayalperest, en özverili, en merhametli burç balıktır arkadaşlar. Çok çok iyi bir dinleyicidirler, çok empatiktirler. Aynı zamanda duygusal ve anlayışlıdırlar. Yani en duygusal iki burç kardelen nedir diye sorarsanız yengeç ve balık derim. Balıkları üzmeyin, size bunu söyleyeyim. Alıngan olabilirler, çok çok iyi dinleyicidirler. Yani balığı nasıl tavlarım diye sorduğunuzda aslında siz onu iyi dinlerseniz, ona böyle merhametli, özverili, tatlı ve nazik bir şekilde yaklaşırsanız balığın gönlüne giden yolu biraz keşfetmişsinizdir diyeyim. Bunun yanı sıra balıkları nasıl tavlarsınız? Hayallerinizden bahsedebilirsiniz. Hani balıklar böyle hayal kurmaktan, empati yapmaktan da çok hoşlanırlar. Buna önem verirler açıkçası. Anlayışlı olmanız da çok önemli. O yüzden hani sabırsız, çabuk yükselen ve anlayışsız biriyseniz bir balıkla olmanız ya da onu tavlamanız zor olabilir. Böyle söyleyebilirim. Ve artık bu videoyu yavaştan kapatıyorum arkadaşlar. Bir de birkaç böyle not almışım da onları da size söyleyeyim. Hani merak edenleriniz için, hani kardelen sence en flörtöz burçlar hangileri diye sorarsanız, en flörtöz 3 burç bana göre arkadaşlar ikizler, yay ve koç burcu. Ve en sadık burç, çünkü ara ara böyle değişik sorular geliyor, bu videoda onları da söyleyeyim dedim. En sadık 3 burç bana göre başak, oğlak ve akrep. Ve aynı zamanda bunları da söylemişken, hani detaylı bilgi sahibi olmak için bütün burçları zaten hani teker teker ele aldığım videolarım var. Onları da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ve sizce burçları nasıl tavlarız? Yani mesela siz hangi burçsunuz ve hangi burcu tavlamak istersiniz? Tabii tavlamak burada eğlence amaçlı bir video olduğu için de zaten tavlamak tabiriyle bahsediyorum. Ya da bir ilişkiniz varsa ilk başlarda siz nasıl tavladınız yine tırnak içinde? Bunu yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Sizin fikirlerinizi açıkçası çok merak ediyorum. Bunun yanı sıra eğer beni sevdiyseniz, takipte kalmak isterseniz Instagram'dan da zaten storylerle hani... Gerçi bugünler biraz gündem yoğun ama genel olarak eğlenceli şeyler paylaşıyorum ya da kendimle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Instagram'dan takipte kalmak için şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı koyuyorum. Takipte kalabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda hani bu videoyu işte kardelen şu kişiyle paylaşayım, ona da faydası olur ya da o eğlenir ya da onun da astrolojiye ilgisi var diyorsanız o kişilerle de paylaşırsanız çok sevinirim, katkısı olur. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. Bu arada bu video yayınlandığı zaman artık kaç oluruz bilmiyorum ama bugünlerde 20.000'e bayağı yaklaştık. Yaklaştım yani ve çok mutluyum. O yüzden yani 20.000 olunca size 20.000'de mi çeksem? Belki 20.000'de böyle size bir teşekkür videosu ve belki bir hediye verebilirim. Çünkü gerçekten varlığınız bana güç veriyor. Umarım benim paylaşımlarım, videolarım size katkı sağlıyordur. Çünkü gerçekten siz bana çok katkı sağlıyorsunuz. Bunu bilmenizi isterim. Eğer unuttuysanız bunu size hatırlatmak isterim diyorum. Ve haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve umutla kalın. İçinizde acı, çaresizlik, hüzün, yetersizlik hissediyorsanız... Umut biriktirin arkadaşlar. Bence herkese biraz olsun katkımız olursa onlara umut vermek olsun bizim de katkımız en başta. Çünkü biz umutlu olmazsak, biz umutsuzluğa kapılırsak
nasıl ilerleyebiliriz? Hani bunu bir düşünün derim. En azından ben böyle düşünüyorum. İnsanlara daha çok neşe, daha çok sevgi, daha çok umut vermek benim seçimim. Sizin de seçiminiz ne yöndeyse öyle olsun diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bu ışığı çok sevdim. Bayağı iyi. Valla benim bu aralar arkadaşlar aklım böyle gidik. Eminim birçoğumuzun öyledir. Böyle bir şey aklıma geliyor, gidiyor. Leyla gibiyim. Toparlayacağız, elbet toparlayacağız. Ayağa kalkmayı hatırlayalım, neşeyi hatırlayalım. Neyse, böyle. Bu da böyle bir video olsun artık. Umarım keyifle izlemişsinizdir.